dönüşüm heyecanı yaşanıyor. Yerinde dönüşüm ilkesiyle yapılacak çalışmayla hak sahipleri mevcut konutlarını boşaltmayacak. Bu herhangi bir kentsel gelişim dönüşüm değil. Çünkü biz bugüne kadar kentsel gelişim ve dönüşümlerde alışa geldiğimiz işte çok katlı gene yan yana büyük büyük bloklar şekliyleydi. Ama bu bambaşka. Kendine yeten bir şehir gibi planlandı. Çünkü sosyal donatı. Buradan ne anlıyoruz? Dini tesisleri, eğitim tesisleri, ticaret alanları. 400 küsür tane ticaret alanı olmuş olacak. Ve çok fazlaca rekreasyon alanı. Şehir meydanları. Diğer belediye hizmet binaları gibi. Ama bu burada bitmeyecek. Bu bir başlangıç. Projenin ilk etabının ihale sürecinin 2 ay içinde tamamlanması bekleniyor. Arazinin topografik, jeolojik ve manzara noktaları dikkate alınarak çizilen projede farklı mimari örneklere yer verilecek. Proje 5 etapta tamamlanacak ve çok katlı binalar yerine 3-4 katlı teras evlerle Ankara evleri inşa edilecek. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın desteklediği projeye ilgi her geçen gün artıyor. Öncelik oradaki hak sahibi vatandaşlarımızın konut ihtiyaçları karşılanacak. Sonraki aşamalarda dışarıdan da isteyenler burada konut edinebilecekler. Bu konuda Çevre Şehircilik Bakanlığımıza gerçekten minnettarım. Başta bakanımız ve ekibine. Çünkü maddi manevi yanımızdalar. Birlikte bu çalışmayı sürdürüyoruz.